altına aldık. Mustafa hakkında her şey diye bir film eğer izlediyseniz muhteşem bir filmdir. Orada hakikaten çok ciddi narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişinin yıkımının, aşkının falan filan karşısındaki kişiye verdiği değerin nasıl yerlere düştüğünü, işte parçalandığını yapılmış en iyi filmdir bence bu konuda. Burada da altta da benim uydurduğum lafları yazdım. Ben başkalarından yazmadım yani. Hiçbir şeydir adam çevresine falan böyle kaba davran, narsistik, böyle kendine özgüveni tap yapmış bir tip. Bir gün bir trafik kazası oluyor, trafik kazasında karısı ölüyor. Ve olaylar öyle bir gelişiyor ki taksiciyle karısı arasındaki ilişki var. Bunu öğreniyor adam. Ve bunu şimdiye kadar hiçbir şekilde de anlamamış. O süreç içerisinde taksi şoförünü buluyor, gidiyor, yakalıyor bilmem ne. Hala filmin sonuna geliyorsun. Filmin sonuna geliyorsun. Adamın derdi hala ölen kadın değil. Hala ölen kadın değil ya. Derdi ne biliyor musun? Vay ben nasıl aldatılırım. İntikam almak ya. Yani onun karşısındaki kişinin sevgisiyle, aşkının bilmem ne olmuş. Derdi değil, intikam almak. Niye intikam alacak? Gururu kırılmış. Yani sen o kadının yıllar boyunca o evliliğinde kırdığın gururunun hiçbir önemi yok. Kendini aldattığın zaman kırılan gururunu hala onun ölüsü üzerinden tamir etmeye çalışan bir filmi anlatıyor. Çok çok güzel. Narsistik kişiliklere şey denir, uzaydaki kara delikler gibi. Uzaydaki kara deliklere ışık girdiği zaman geri çıkamazmış. Narsistik kişide de asla bir sevgi çıkmaz. En yakınına karşı bile. Annesine, babasına, hatta kendi öz evladına karşı bile sevgi yoktur. Kendisiyle o kadar meşguldür ki en ufak bir başkasını algılama, başkasının da kendisi gibi insan olduğunu algılama yoktur. Onlar da uzak durulması gereken. Kesinlikle aşık olurken. Aşık olurken uzak durulması gereken. Çünkü şeyden anlayabiliriz. Mesela çok sık eleştiriye son derece tahammülsüzdür. Evet. En ufak bir eleştiri kaldıramazlar. Yani hakkında bir şey söyle. Nihamet bu. Biter yani. Bir şey soracağım. Başbakanımız giriyor mu buna? Başbakanımızın girmediği yok. Yer yok. Her şeyin girdiği o. Yatak odalarından sanatsal değerlendirmelere kadar girmediği bir şey. Sanatçılar, Hülya Avşar biraz. Hülya Avşar biraz. Var birçok sanatçı narsistik kişilik bozukluğu. Bakın yöneticilerin çoğunda vardır zaten. Yönetsel kademede narsizm şöyle bir durum. Narsizm olması her zaman kötü bir durum olarak algılamamak lazım. Yani bizim için önemli olan şey, ya adam emek vermiştir, çalışmıştır, bilmem nedir, şudur, budur. Şimdi Cemil abin bana narsizm yaparsa anlarım. Ama şimdi gelip de bana işte tutup da bilmem ne adam gelmiş bana, ya doktor sanki şimdi bilmem ne falan filan adama bakıyorum. Adam da ya daha şeyden yeni gelmiş, bilmem ne, ben hiçbir özelliği olmuyor. Değil mi abi sen bana narsizlik yapma. O yapabilir. Emek verme, çalışma. Bu ayrı bir şey ama bozukluk başka bir şey. O kullanmaz o şeyini. O özgüvenini karşısındakine zarar vermek amacıyla kullanmaz. Bozukluklar kullanır. Yani orada bir anlatabildim mi? İhtiyaç duymaz. Kullanma durumu vardır karşındaki insana. Yoksa tabii ki insanlar narsistik şeyler gereksinimdir bu zaten. Vardır ve olmalıdır da ayrıyeten. Narsizm olmalıdır. Okan Bayülker'in programlarına katılıyor, dikkatinizi çekiyor mu? Bana soru sormadı, benimle ilgilenmedi diye programı terk ediyorlar. Ciddi narsistik bozukluk bu. Okan Bayülker'in de bence narsistik. Çıkmak isteyen. Yani esas baş narsistik olabilir. Beyinsel anlamda evet. Öyle ama kendini geliştirmiş. Yani başkasını algılayabiliyor. Bir de şey, hakikaten olan bir şey çocukta da vardır. İlk narsistik dönemdir. Çocuğun gelişiminde de ilk şey narsistik dönemdir. Yani çocuğun o kendi egosunu yüksek, bebeklik dönemindeki o ufacıkken kendini bilmeden dönemindeki bile o narsizm, o egosunu oluşturabilme sürecidir aslında. Gereklidir ama işin boyutu bir kaçtığı zaman işin bir ucu o farklı yerlere gider ve çoğunlukla şeyler de yatar. Altta ailesel kötü tutumlar vardır. Bu filmde de vardı mesela. Hatırlarsanız ailesel kötü tutumlar, taciz öyküleri, anne baba ilgisizlikler, kötü davranışlar,
Taciz bırakın, her şey taciz değil. Kötü davranışlar vardır. Baba ilgilenmiyor, anne şey yapmıyor, umurunda bile değildir mesela. Çocuk hep onun ezikliğiyle, bilmem neyle, şusuyla, busuyla. O kadar egonun büyümesi, bu kadar karşındaki insana tahakküm etme duygusu nereden kaynaklanıyor? Bu ezikliği kapatmaktan kaynaklanıyor. O içsel bir, kendi içindeki kötülüğü bir şekilde görmemeye çalışmak duygusundan o kadar egonu şişirirsin. Aslında her şeyin temeli aileden aldıklarımız çok önemli tabii canım. Da anlattığım şeyler çok çoğunluk. İlkliklerimiyle büyümek. Ailesel tutumdan çok önemli. Bir de o antisosyal aşkından, bu da birbirine benzer bu antisosyallerde işte. Bunda narsizmin en uç boyutu diyeceğimiz şey. Burada da işte yine çok sıklıkla karşısındaki kişiyi işte ele geçirme, davranışı ondan sonra işi bittikten sonra hadi git, hadi bana eyvallah durumları. Bu insanlar, ya psikopatlar her zaman koluna, bacağına bilmem ne yapan, jilet atan, efendime söyleyeyim bir takım çok böyle sık görüyor, onları hep herkes görüyor, onu herkes biliyor, mevzu bu değil. Yani emin olun şu plazalardaki beyaz yakalı insanların arasında ben bunları daha çok görüyorum. Psikopatlar orada daha çok var, sakın şey yapmayın, dikkatli olun. Orada daha çok psikopat var. Sokakta gördüğün kolunu bacağını kesen adamın kolunu bacağını ben görüyorum zaten. Ama zaten öbür adam yanındaki arkadaşına öyle şeyler yapıyor ki. Ya arkasından öyle şeyler yapıyor. Bu kadar temel sorun vicdandır, vicdan. Adam o kadar vicdansızca şeyler yapıyor ki aldatıyor, bilmem ne yapıyor, yok karısına kızına bilmem ne yapıyor, yok bilmem ne. İnanamayacağın kötülük vardır ve o kötülük içerisinde de şey vardır, vicdan duygusun böyle tanırsınız. Vicdan duygusunun olmaması. Ne demek vicdan duygusunun olmaması? Kişi o konuyla ilişkini kendisinde herhangi bir suçluluk duygusu falan hissetmez. Kadının, kızın bilmem neyse aşık olur, bilmem ne, canını olur. Rezil eder onu, en ufak bir vicdan duygusu yoktur. Sorarsın ya, böyle tiplerden de uzak dur. Ne kaldı geriye diyeceksiniz. Geriye pek bir şey kalmadı. Geriye bulduklarınızı idare edin. Yine şeyden Brad Pitt'in, bu da güzel antisosyali anlatan, hakikaten psikopatik şeyde budur. En sonunda da Kızı Vurur, California filminden. Çok güzel bir filmdir bu da. Bu öndeki çift California'da işlenmiş cinayetleri yerinde görüp onların fotoğraflarını belki izlemişsiniz çekmek için dolaşan, aynı zamanda hikayelerini yazan kişiler. Yeni bir film mi? Yok, eski bir film. Brad'in şeyi, eski baba filmlerinden orada. İlk böyle şey olmaya başladı zaten. Oyunculuğu tam gelişmemiş ama iyi yani. En sonunda da Brad Pitt ciddi hakikaten çok güzel psikopatiyi oynamıştır. En sonunda da Kızı Vurur zaten. Aşık olduğu kızı da vuruyor. Vurarak öldürüyor. Tabii en ufak bir vicdan belirtisi yok, basıyor gidiyor, devam ediyor hayatına. En keyifsiz konuyu en sona bıraktım. Aşk öldürür mü? Gene uydurdum bir laf, bak güzel oldu. İnsanlar geliyor şimdi diyor ki ben aşkıma karşılık bekledim. Ya sen elmayı seviyorsun da elma seni sevmek zorunda mı? Gidiyor yolunu kesiyor, vuruyor. Ben ondan aşkıma karşılık beklemiştim. Niye? O da senin kadar sevmek durumunda mı? Aşkın içerisinde eşitlik var mı? Aşkın içerisinde adalet duygusu var mıdır? Böyle bir şey mi var? Yani ben ondan onu bekliyorum, o da bana beklediğim kadar yanıt verecek. Yok ya. O senin dediğin belki başka tarafta olur yani, o melekler falan filan sağ sol omuzundan falan böyle bastırır, orada bir denge kurabilirsin ama burada kuramazsın. Yani bir denge yok burada. Adamın canına okur çıkabilir yani aşk. Artık karşında... Şimdi bunu aşk cinayeti. Bu neresi aşk cinayeti? Kırılan gururunu tamir etmek için şey yapıyorsun sen. Bizde aşk o kadar çok geniş kavramda kullanılmış ki. Yani bunlar benim konularım değil aslında. Kriminolojik konular. Ama adamın düşünce içeriğine ya da kadının düşünce içeriğine bakıyorsun. Mevzu aşk maşk falan değil. Orada kırılan gururu. Ben onu bekliyordum. Bana şey olmadı. Yar olmadı. Ben de başka insana yar etmeyeceğim. Aman ne güzel. Bunun adı aşk. Buyurun.
bir önceki sunumlarda vardı ya.